Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: İslamiyete göre kin ve düşmanlık neden zulümdür? Enam suresi 164. ayette "Wa teziru vizra ukhra" yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez buyurulur. İbrahim suresi 34. ayette ise İnnel insane le zalum yani muhakkak ki insan çok zalimdir denilir. Bu iki ayetin mana ve hükmüne göre bir Müslümanın yüzlerce sevilmeye layık olan sıfatını görmezden gelerek bir iki cani ve hatalı sıfatını bahane edip ona düşmanlık ve kin beslemek tam bir zulüm ve haksızlık oluyor. Kur'an'ın adalet anlayışına göre bir gemide dokuz caninin yanında bir masum olsa o gemi batırılamaz. Hal böyleyken bir gemide dokuz masumun yanında bir cani olsa o gemi katiyetle batırılamaz. Müminin hali ikinci gemi örneği gibidir. Müminde bir iki cani sıfatı olsa bile yüzlerce masum sıfatı vardır ki düşmanlığı değil muhabbeti ve sevgiyi gerektiriyor. Nurani varlıklar ile onun zıttı olan kesif varlıkların yansımasında ve temessülünde durumlar farklılık arz eder. Hükümleri başka başka olur. Biri hakiki yansır, diğeri sadece görüntü olarak yansır. Mesela nurani bir varlık yansıdığı yere kendi aslındaki vasıflar da götürür. Bir nevi yansıyan ile yansımaya mahal olan şey aynı olur. Mesela aynada yansıyan güneş kendine özgü vasıflarını aynaya da aksettirir. Bir nevi küçük bir güneş o aynada oluşur. Ayna da güneş gibi ısı ve ışık verir. Nurani'nin temessülü, temessül ettiği yeri yani yansıdığı yeri kendi gibi yapıyor. Ama kesif şeylerde yani madde ve cismin hükmettiği şeylerde ise yansıma, temessül sadece görüntü olarak vardır. Vasıflar oraya aksetmez. Onun için yansıyan şey ile yansımaya mahal olan şey farklıdır aralarındaki tek ilişki görüntü naklidir. Mesela maddi ve kesif olan bir taş aynada yansısa sadece görüntüsü oraya gider. Taşın kendine ait özellikler oraya geçmez. İşte insanın mahiyeti ve kalbi de bir aynadır. Bu aynaya nurani şeyler de yansıyor, kesif şeyler de yansıyor. Kalp aynasına nurani ve hayırlı bir şey yansıdığı vakit kendine ait vasıfları da oraya taşıdığı için kalbe nuraniyet ve hayır getiriyor. Adeta o kalbi hayır ve nura çevirir. Onun içindir ki hayırlı ve nurani şeylerle meşgul olmak gerekiyor. Bu örnek ve tespitten hareketle bir kişi iyiliklerinden dolayı muhabbet etsek, o muhabbet nurani olduğu için iyilik eden şahsın dostlarına da aynı ile temessü edip yansır. Yani o sevdiğimiz şahsın muhabbeti, onun dost ve sevdiklerine de sirayet edip geçiyor. Muhabbet nurani olduğu için bulaşıcıdır, geçicidir. Ama kin ve düşmanlık muhabbet gibi nurani olmadığı için yansıdığı yerle sınırlı kalır. Başkalarına sirayet etmez. Birisine düşmanlık etsek onun dost ve akrabalarına düşman olmamızı gerektirmez. Ama birinin imanına muhabbet beslesek onun bütün diğer güzel özelliklerinde sevmemizi gerekli kılıyor.